Pensilvanya'daki sakin bir kasabada yaşanan olay ise günümüzde hala sırrını koruyor. Fakat bu sakin kasabanın tam ortasında araştırmacıların ilgisini çeken tuhaf bir anıt var. Bu tuhaf heykel uzmanları hala şaşırtan onlarca yıllık bir muammayı temsil ediyor. Bu heykel tarifi hala belli olmayan nasıl bir gizemi temsil ediyordu ve komplo ile gelen bir ölümün bu heykelle ne ilgisi vardı? 9 Aralık 1965 yılında Pensilvanya'daki bu sakin kasabada bir gazeteci olan John Murphy, yerel radyo kanalında akşam haberlerine hazırlanıyordu. Bu sıradan akşamda bir anda ofise ardı arkası kesilmeyen telefonlar gelmeye başlar. Çok sayıda insan kasabada tuhaf bir şey gördüklerini bildiriyor, muhteşem bir ateş topunun uçtuğunu ve kasabanın yakınındaki ağaçlık alana düştüğünü söylüyorlardı. Gazeteci Murphy hemen bölgeye koşar ve birçok görgü tanığıyla karşılaşır. İnsanlar ona ormanda tuhaf ışıklar gördüklerini ve 3 metre büyüklüğünde metalik bir cismin bulunduğunu söylerler. Üzerinde eski Mısır hiyerogliflerine benzeyen yazılar varmış. Murphy kendi gözleriyle görmek için kasaba halkıyla birlikte ormana gider. Fakat bir grup asker tarafından durdurulur. Alan dakikalar içinde halka kapatılır. Fakat gece saatlerinde bu cismin büyük bir askeri araca yüklenerek uzaklaştırıldığı da kasaba halkı tarafından görülür. Sonraki günlerde bu tuhaf olay yayılır ve yetkililer bir açıklama yaparlar. Yapılan açıklama ise insanların yanıldığı yönündeydi. Bölge aranmış ve ormanda hiçbir şey bulunamamıştı. Kasabalı görgü tanıkları ve John Murphy öfkeden deliye döner. Kasabalılar objeyi ordunun kamyonla götürdüğünü ve dünyaya doğru bilgi vermediklerini düşünüyordu. Onlar bir uzay aracına benzer, gri bir cismin olduğundan emindiler. Bu olayın peşini bırakmak istemeyen Murphy, görgü tanıklarından topladığı röportajları ormandaki obje adında bir radyo belgeseline dönüştürür. Ancak program yayınlanmadan önce radyonun kapısı çalar. Kapıda beklenmedik ziyaretçiler vardır. Kapıdaki iki adam kendilerini hükümet yetkilileri olarak tanıtır. Hükümet görevlisi olan bu iki adam görgü tanıklarının ses kayıtlarına el koyar ve radyo programı ses kayıtları olmadan yapılmak zorunda kalır. O ifadelerin ne olduğu ve neden kaldırıldıkları hala bir sırdır. Kısa bir süre sonra ise gazeteci John Murphy kaldırımda yürürken bir araba çarpması sonucu ölür. Çarpan araç ve sürücü asla bulunamaz. Kasaba halkı bu açıklanamayan olayların cevaplarını hala beklemektedir. Ve bu günlerin anısına kasabanın tam ortasında gördükleri uzay aracını tasvir eden bu heykel dikilmiştir.